Koleksiyon Para Tüneri sunar. Para Tüneri hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Günün öne çıkan haberleriyle birlikte geçtiğimiz hafta piyasalardaki önemli gündem maddesi Rusya-Ukrayna gerginliğiydi ve bu haftada öyle olacakmış gibi gözüküyor. Şimdi önce günün öne çıkan haberlerine biz bir bakalım, ardından da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Dediğimiz gibi önemli gündem maddelerinden biri Rusya-Ukrayna gerginliği ve bir davet vardı Putin ve Biden'ın görüşmesine ilişkin olarak ve Biden Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı. Eğer ki Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eylemi olmazsa Biden Putin'le görüşeceğim dedi. Bu da biraz piyasalardaki tansiyonu almış gibi görünüyor. Diğer taraftan TÜSİAD Başkanı Simone Kastovski'nin Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar var ve enflasyona üç bacaklı bir program lazım diyor TÜSİAD Başkanı ve burada da vurguladığı noktalar şöyle: enflasyonu çözmek için ekonomide üç aracı da kullanmamız gerekiyor. Para politikası, maliye politikası ve belli sektörlerde ihtiyaç olan üretimi destekleyecek yapısal değişimler şeklinde bir açıklaması var. Diğer taraftan Fed'den faiz artışına ilişkin her gün neredeyse bir yatırım bankasından görüşler görüyoruz. Ve JP Morgan'dan bir açıklama geldi. JP Morgan Fed'den 9 faiz artışı beklediklerini ifade etti ve bu oran faiz oranlarını da 25 bas puan olarak vurguladı. Diğer yandan Kredi Suisse'te tarihi sızıntı şeklinde bir başlığımız var. 30 bin müşterinin 80 milyar sterline yakın para bulunduran hesaplarının detayları sızdı ve banka yaptığı açıklamada gazeteciler tarafından iddia edilen işletme pratiklerini sert bir şekilde reddetti. Sızan bilgiler, Kredi Suisse'in gerekli tedbirleri almadığı ve uzun zamandır taahhüt ettiği şüpheli müşterileri ve fonları denetlemediğini gösteriyor. Kripto piyasalarına ilişkin olarak da Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in bir açıklaması var ve kriptodaki düşüşlerin faydalı olabileceğini söylüyor. Yaşanan düşüşün yeni bir kripto kışı olduğundan emin olmadığını, fakat öyle olsa bile bunun kripto dünyası için faydalı olabilecek alanlar yarattığını belirtiyor. Şimdi bugünün açıklanan verilerine bir bakalım. Almanya'da üfe geldi. 24.2 beklenirken %25 oldu. Beklentilerin üzerinde bir veri aldık. Çin'de kredi faiz oranının değişmediğini gördük. Aynı zamanda konut fiyatları Ocak ayında yıllık 2.3 arttı. Bir önceki 2.6 idi. Japonya'da imalat PMI Şubat ayı verisi geldi. 52.9 olarak bir önceki 55.4'tü. Ve Japonya'da hizmet PMI geldi. 42.7 idi. Bu açıklanan veri bir önceki de 47.6 olmuştu. Şimdi bugünün ekonomik takvimine bakarsak eğer öne çıkan verilerin ağırlıklı olarak PMI verileri olduğunu görüyoruz. Almanya'da Birleşik İmalat Hazine PMI, Euro bölgesindeki imalat hizmet PMI verilerini alacağız ve saat 19.15'te de FOMC üyesi Bowman'ın konuşmasını almış olacağız. Bu arada içeride de şu anda turizm istatistikleri verisinin geldiğini hatırlatalım ve orada da yabancı turist sayısının Ocak ayında %151.4 arttığını söylemiş olalım. Şu anda gelen veri bu. Şu anda da son dakika olarak ekrana yansıyor zaten. Fiyatlamalara bakarsak eğer BIST 100 endeksinde 0.88'lik bir primdeyiz, 2050 puanda. Dolar TL 13.63'te, Euro TL 15.52'de, sepet kur 14.57 ve gram altın 829 seviyesinde. Dolar endeksi 95.74'te, Euro dolar 1.13, Pound dolar 1.36, dolar yen 114.93 ve dolar İsviçre frangı 0.91'de. ABD endekslerinde vadelilerde yükseliş görüyoruz. Bu Biden-Putin görüşmesinin, daha doğrusu bir ihtimalle görüşecek olmalarının prensipte böyle bir açıklamanın gelmesi, eğer Ukrayna'ya saldırmazsa Rusya, bu vadelilerde şu anda pozitif bir görünüm yaratmış durumda diyebiliriz. 34.298'de Dow Jones 0.75'lik artıyla, S&P 500 4.378'de 0.72'lik yükselişle ve Nasdaq 14.093'te 0.65'lik bir artıyla.
Asya borsalarında ise Japonya Nikkei'de düşüş görüyoruz. 0.78'lik Hong Kong, Hang Seng 0.77'lik düşüşte 24.140. Güney Kore'de negatif yatay bir görünüm var 2743'te ve Hindistan Sensex bir tek artıda 0.26'lık primle 57.984'te. Avrupa borsaları pozitif gördüğümüz kadarıyla Eurostoxx 4.101'de 0.33'lük prim, Almanya DAX 0.89'luk prim 15.181, Fransa CAC'ın 6.979'da 0.49'luk artıda, İngiltere FTSE 7.558'de 0.67'lik bir yükselişte ve İspanya IBEX 8.650'de 0.93'lük bir artıyla. Tahvil faizlerine bakarsak eğer 2 yıllık 1.47'de, 10 yıllık 1.92'de 1.73 düşüş var orada ve 30 yıllıksa 2.24'te orada da 0.04'lük bir yükseliş prim görüyoruz. Ons altın 1891'de 0.33'lük geri çekilmeyle, Brent petrol 91 dolar 34 sentte 0.85'lik bir düşüşle ve ham petrol 89 dolar 73 sentte %1.03'lük bir düşüşle. Kripto paralarda Bitcoin'de 2.65'lik primle 39.354 dolara geldik. Bitcoin TL 541.366'da %2.24'lük bir primle ve Ethereum 2.755'te %4.86'lık bir prim görüyoruz orada ve günün öne çıkan haberleriyle devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamayı sürdürmesinin gerektiğine inandıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamayı sürdürmesinin gerektiğine inandıklarını söyledi. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına çevrim içi katılan Nebati, konuşmasında G20'nin uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemini desteklediklerini ifade etti. Nebati, öncü bir platform olma görevini yerine getirmek adına teşkilatın bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeyi sürdürmesi gerektiğini belirtti. İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanmasının önemine işaret eden Nebati, bu nedenle kapsayıcı çerçeve altında ilgili çalışma gruplarına gerekli teknik çalışmalar için yeterli alan sağlanmalıdır. Ortaya konulan çabaları takdir ederken, her iki sütun kapsamındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz dedi ve ekledi. G20 üyelerinin vergi ve kalkınma konusunda gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede bu ülkeler yeni uluslararası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir. Türksel Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin 2021 yılında %18 artarak 5 milyar TL'ye yükselen net karına ilişkin finansal sonuçları Ekotürk'te değerlendirdi. Fintech alanı parlayan yıldız. Fintech tarafında da %64'lere varan büyümeler gördük. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman aslında bir de müşteri bazımız büyüdü. 2.7 milyon yeni müşteri ekledik. Bu müşteriler de bizim bu büyüme ve karla katkısı oldu diyebiliriz. Tabii son çeyrekte gerek kurun artması gerek enflasyonun artması bizim tabii yatırımların %75'i döviz bazında olduğu için bir sanki ne olacak diye düşünürken ama aslında biz erken yatırımda yapmanın avantajını burada kullandık. Yatırımlar erken yaptığımız için kurları düşük seviyede yatırımlar yapma imkanımız bulduk. Enerji konusunu çok uzun zamandır 2017'den beri çok önemli olduğunu görüyorduk. O yüzden de 2017'de enerji adını verdiğimiz enerji şirketi kurduk. Ve burada da hedefimiz daha çok yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak. Geçen yılda bir rüzgar enerji santrali aldık ve toplam kapasitemizin %5'i 6'sı seviyesinde bu rüzgar enerjisinden sağlıyoruz. Yaptığımız veri merkezlerinin tamamında güneş enerji sistemleri kullanıyoruz. Operasyon merkezlerimizde bu sistemlerle destekliyoruz. Fakat tabii ki elektrik maliyetleri
bizim gibi elektrik tüketimi olan şirketlerde etkili oluyor. Tabii ki kolay değil, bu kadar hızlılar. Globalde de bütün telekom şirketlerinin aslında hayatına giren enerji maliyeti önemli bir kalem haline geldi. Biz de bunu nasıl yönetiriz? Gece gündüz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Metaverse mağazacılığı aslında Metaverse dünyasında önemli yaklaşımlardan birisi. Biz tabii 1400'e yakın yazılımcısı olan önemli bir yazılım şirketiyiz aynı zamanda. Bu tür şirketlerin böyle işte blockchain teknolojileri, Metaverse teknolojileri, NFT teknolojileri, yapay zeka çözümlerinden uzak kalması mümkün değil. Mağazada her türlü ürünümüzü de dijital ortamda, Metaverse dünyasında tanıtacağız, pazarlayacağız, satacağız. Putin Rusya'ya karşı yaptırımların her durumda uygulanacağı, zira bunların amacının Rusya ve Belarus'un gelişimini engelleyerek haksız rekabet oluşturmak olduğunu iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya karşı yaptırımların her durumda uygulanacağını, zira bunların amacının Rusya ve Belarus'un gelişimini engelleyerek haksız rekabet oluşturmak olduğunu iddia etti. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüşen Putin, Kiev'in tek yapması gereken şeyin Donbas'la müzakere masasına oturarak anlaşmazlığın çözümü konusunda bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Ukrayna'da Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılığın yasalarla desteklendiğini, insan haklarının sistematik şekilde ihlal edildiğini belirten Putin, anlaşmanın ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını sözlerine ekledi. ABD üst yönetiminin sürekli tarih vererek Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini, sınıra yığılan askeri gücün her an işgal hareketinin başlatılabileceği seviyeye ulaştığı yönünde açıklamalar yaparken, Rus yetkililerse ısrarla böyle bir niyetlerinin olmadığını vurguluyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, uluslararası güvenlikle ilgili güncel konuları ve karşılıklı çıkarları telefon görüşmesinde ele aldı. Söz konusu görüşmenin ardından gerilimde bir miktar azalma gözlendi. Ancak Ukrayna hükümetinin Donbas bölgesindeki sivillerin tahliyesine başlandı. Bölgeden bazı çatışma haberleri geldi. Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya olarak bir savaş başlatmayacaklarını belirtmiş ama bölgede provokasyonlar görülebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Uluslararası Yatırım Bankası Morgan Stanley, Fed'in 2022 içinde politika faizini 6 kez arttırarak 150 bas puan yükseltmesini bekliyor. Uluslararası Yatırım Bankası Morgan Stanley, Fed'in 2022 yılı içinde politika faizini 6 kez artırarak 150 bas puan yükseltmesini bekliyor. Morgan Stanley, Perşembe günü yayınladığı raporunda beklentilerden yüksek seyreden enflasyon verilerinin ardından Fed'in daha sert bir tavır sergilemesi yönünde artan baskıya paralel olarak daha önceki tahminlerinden daha hızlı bir faiz artırımına işaret eder şekilde tahminini güncelledi. Raporda görüşüne yer verilen Morgan Stanley ABD baş ekonomisti Alan Zentner, enflasyon görünümündeki son değişikliklerin ardından Fed'in bu yıl toplam 6 adet 25'er bas puanlık artış yapmasını bekliyoruz dedi. Rapora göre artışların ilki Mart ayında olmak üzere sırasıyla Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül ve Aralık aylarında yapılması öngörülüyor. Ve şimdi de karşımızda Ensari Yer var. Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhabalar Melisa Hanım. Hoş bulduk. Şimdi bu hafta biliyorsunuz Rusya-Ukrayna gündemini yine takip ediyoruz geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Şimdi orada elimizdeki veriler piyasalar için ne söylüyor sizce? Şu anda Rusya-Ukrayna kriziyle alakalı ABD tarafının da burada bir gündem oluşturmasıyla birlikte Rusya-Ukrayna krizi aynı şekilde devam ediyor. Çok ciddi manada bir gelişme aslında söz konusu değil bu tarafta. Ama haberler gelmeye devam ediyor. Borsalar tarafında ciddi manada borsayı etkileyecek faktörler olarak bunu görmeye devam ediyoruz biz de aynı şekilde. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Piyasada testere piyasasının devam ettiğini gösteriyor. Ne demek yani bu? Rusya tarafında bir haberin pompalanmasıyla, Ukrayna tarafında tekrardan bir haberin olumsuz anlamda gelmesiyle endeksin bizim borsa tarafının çok ciddi manada etkilendiğini görüyoruz. Ancak genel olarak uluslararası anlamda Rusya-Ukrayna krizinin çok ciddi manada hala çözüme kavuşmadığına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu çözüm ardından dünya piyasalarında tekrardan
bir toparlanma meydana gelecek. Ama hala gündem maddesinin orta vadede yine Rusya-Ukrayna krizi olmasını tahmin ediyorum ben. Evet, şimdi tabii Rusya-Ukrayna krizi pek çok alanda etkiliyor baktığımız zaman gündemi. Altın tarafını, petrol tarafını. Şimdi isterseniz biraz piyasalarla birlikte buraları da ele alalım. Altın fiyatlarında 1900'leri gördük. Fakat şimdi bir geri çekilme var. Bunu neye bağlı? Putin'in gitme ihtimaline mi? Evet, öncelikli olarak ona bağlayabiliriz. Ardından piyasaya pompalanan da olsa bir karşılıklı müzakere süreçlerinin olabileceği algısı hem Brent tarafında hem de gold altın tarafında ve ons fiyatlamasında geriye çekilmeleri karşımıza çıkarıyor. Şu anda zaten baktığımızda 1893 seviyelerinde spotun olduğunu görüyoruz. Ancak şu anda 1911'li 1913'lü rakamları zorladığını, ancak buradaki direnç bölgelerinin ons altın tarafında kırılamadığına hep birlikte şahit oluyoruz. Tabii Rus-Ukrayna krizi tarafında bu sıkıntı çözülmezse ve sıcak gelişmeler devam ederse bu birebir çatışma ortamına dönmemesi ihtimaliyle birlikte, yani sürekli gündeme gelmesiyle birlikte Brent petrol tarafında ve spot altın tarafında fiyatlamaların yukarı yönlü gideceğini hep birlikte düşünebiliriz. Burada bakacağımız rakamlar arasında 1915'lerin üzerine gelmesiyle birlikte bir 1960'lı ons altın tarafında fiyatları test edebilme ihtimalimiz var. Ancak sıcak çatışmaya döndüğünden itibaren bir hikayenin tamamlanmasını tahmin ediyorum. Ve buradan itibaren geri çekilme meydana gelebilir. Ekstra olarak spot altın tarafına baktığımızda tekrardan birebir müzakerelerin oturmasıyla birlikte yine Rus-Ukrayna kriziyle alakalı hikayenin sonlanmasıyla birlikte spot altında tekrardan bir geri çekilme aynı şekilde görebiliriz. Ancak 1870'ler altında spot altın tarafında bir kapanış gerçekleşmesi gerekiyor ki spot altının ekstra olarak gold gramın rahatlaması için. Ancak Rusya-Ukrayna krizi buradaki birebir çatışma ve diğer ülkelerin de müdahil olmasıyla birlikte bu kriz tekrardan ortaya sürülüp ciddi manada politikal anlamda sıkıntılar da meydana getirirse gold tarafında, yani ekstra olarak spot altın tarafında da yukarı yönlü fiyatlamalar, yeni revizeler olacaktır. Evet. Peki, şimdi bu hafta sizin için ne kritik olacak piyasalarda? Borsa tarafında mı? Evet. Şu bu hafta takip edebileceğimiz bizim birkaç tane önemli seviyemiz var Borsa İstanbul tarafında. Özellikle baktığımızda 2057 seviyelerinin bugün US 30 dahilinde, US 500, US 2000 dahilinde ABD piyasalarının pozitif olmasıyla, ekstra olarak Avrupa tarafındaki vadelilerin de pozitif olmasıyla güne biz borsa tarafında pozitif başladık. Bunun yanında ekstra olarak 2057 direnç seviyelerini test ettik, 2060'lı seviyeleri. Ancak bu rakamları kıramadık. Görünümün çok ciddi manada pozitif olması açısından. Ancak borsa tarafında XU100 endeksinin 2050 üzerinde kapatması dahilinde piyasalarda tekrardan yönü yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorum. Ancak günlük kapanışlarda 2050 seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Ekstra olarak baktığımızda 1980 ve 1988 altındaki kapanışlarda ve Rusya-Ukrayna krizinin tekrardan gündeme gelmesiyle ciddi manada sorunlarla alakalı haberlerin piyasaya pompalanmasıyla 1980-1988 destek noktalarında tekrardan deneyebiliriz ve burada bir ayı tuzağı oluşturulabilir. Yatırımcıların doğrudan pozisyon kapatmayı değil de ihtiyatlı ve temkinli olmalarını öneriyorum. Bu seviyelere dikkat etmeleri gerekiyor. Buranın altındaki günlük kapanışlarda da pozisyonlarını stopa alabilirler. Ancak Rusya-Ukrayna krizi ciddi manada çözülmedi. Bu ne demek oluyor? Ciddi manada çözülmemesi. Testere piyasalarının aslında devam ettiğini bizlere gözlemliyor. 2038'lerde kapatmıştık Cuma günü itibariyle, 2032'li seviyelerde. Bugün 2057 denendi ve ardından tekrar 2050 seviyelerine, 2052'li seviyelerde kendimizi tekrardan görüyoruz. Ve sürekli 2057-2060'lı seviyeleri borsa tarafında test ettiğimizi görüyoruz. Yani borsa tarafında bu Rusya-Ukrayna krizi çözülmediği sürece testere piyasaların devam edeceği, yatırımcıların ciddi manada psikolojileriyle oynanacağını ben ekstra olarak belirtiyorum. Ama 2050-60 seviyelerindeki kalıcılık sağlanırsa ve 2100 üstü bir kapanışla gerçekleşirse borsa tarafında, orta vadede ve uzun vadede ben borsanın yönünün gerçekten güzel bir bilançolarla birlikte yönünün güzel yukarı yönlü fiyatlamaların revize olacağını düşünüyorum.
Evet, peki sizden bir de bu Fed'e yönelik beklentiyi de alalım. Çünkü JP Morgan'ın haberi vardı, bir bültenimizde de aktardık. Evet. 9 faiz arttırımı bekledikleri yönünde bir haber bu. Daha öncesinde de 5 faiz arttırımı bekleyen Goldman Sachs 7 faiz artışı olarak güncellemişti. Yine bültende aktardık. Morgan Stanley'de 6 faiz artışı olur diyor. Ne dersiniz? Aslında şu şekilde, borsa tarafında biz borsacıların şöyle bir düşünce yapısı var. Hikayeler önceden fiyatlanıyor. Yani biz aslında altın tarafında da olsun, dolar tarafında da olsun Fed'in bu açıkladığı haberleri biz aslında belli bir oranda fiyatladık. Borsa tarafında özellikle burada Rusya-Ukrayna krizinin etkilediğine şahit oluyoruz. Yani ilerleyen süreçte Fed'in bu faiz arttırımlarıyla alakalı yaptığı açıklamaların ben borsa tarafında çok ciddi manada bir etki oluşturacağını düşünmüyorum. Tabii bizim araştırma departmanı olarak da Fed tarafında en az 0.25 veya 0.50 seviyelerinde bir faiz arttırımına gidileceğini Mart itibariyle gözlemleyeceğimizi biz de belirtiyoruz. Ancak bunun bu tarihten sonraki süreçte borsalar tarafında aslında pozitif, Türkiye borsalarına pozitif etki oluşturacağını düşündüğümüz size belirtmek isterim. Çünkü o süreye yaklaştıkça aslında faizin artırılacağının beklentisi içerisinde piyasanın olmasıyla birlikte bu hikayenin, bu açıklanacak verinin fiyatladığını hep birlikte şahit olacağız. Zaten ben borsa tarafında da aynı şekilde Fed'in yapacağı bu faiz arttırma ardından bir toparlama geleceğini düşünenler arasındayım. Evet, ve de sizden son olarak bir de kripto piyasalarına ilişkin yorum isteyeceğim ama yani daha doğrusu şöyle, orada bir düşüş gördük. Hani onu neye bağlayalım? Tam bir uzmanlığınız olmayabilir ama sonuç olarak piyasaları takip ettiğiniz için fikriniz olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Şu anda kripto piyasalarına baktığımızda ben aslında borsa yatırımcısıyım ama kripto tarafında da ilgileniyorum. Şu şekilde kriptolar da aslında Fed tarafındaki artırılacak faiz verilerine odaklanmış durumda. Şu anda bir 40 binli seviyelerde Bitcoin'in olduğunu görüyoruz. Tabii gelecek Rusya-Ukrayna tarafındaki olumsuz haberlerle birlikte bu tarafta da yine bir geri çekilme meydana gelebilir. Ancak Fed faiz arttırımının ardından kripto piyasalarında da ben bir toparlanma gelebileceğini düşünüyorum. Ancak kripto tarafında da dünya piyasalarıyla alakalı gelecek olumsuz verilerle birlikte testere tarafının kriptolar tarafında da devam ettiğini, ancak bu Mart sürecine kadar geri çekilmelerin olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak testere şeklinde kripto tarafında da ilerleme meydana gelecek. Ancak Fed tarafında faiz arttırımının ardından kripto piyasalarının da ve ekstra olarak Borsa İstanbul tarafında toparlayacağını düşünenler arasındayım. Sevgili Ensari Yer, çok teşekkür ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı yayınımıza katıldığınız için size de iyi haftalar diliyoruz ve burada bitiriyoruz Para Töneri. Efendim yarın yine aynı saatte saat 11'de görüşmek üzere. Koleksiyon Para Töneri sundu.